Nuh'un Ankara Makarnası Mutfak Akademisi'nden herkese merhaba. Bugün sizler için çok lezzetli ve sağlıklı bir tavuklu şehriye çorbası hazırlayacağım. İlk önce tavuğumuzu kaynayan bir suya koyarak çorbamıza başlıyoruz. Tavuğumuz yaklaşık yarım saat haşlanacak. Arzu ederseniz tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. Daha yağlı ve lezzetli olduğu için ben bugün kalça tercih ediyorum. Tavuğumuz haşlanırken biz de biberlerimizi ayıklayarak çorbamıza devam ediyoruz. Biberleri ayıkladıktan sonra ince ince kıyıyoruz. Biz bugün sivri biber tercih ettik ama acı olmasını istemiyorsanız siz Charleston ya da köy biberi de kullanabilirsiniz. Doğradığımız biberleri kaba alıyoruz. Bir diş sarımsağı da doğruyoruz. Sarımsakları doğrarken elleri kesmememiz için üzerlerine hafifçe vurup düzleştiriyoruz. Bu şekilde doğramak daha kolay oluyor. Çünkü sarımsağın kendi doğal yapısı biraz daha şekilsiz olduğundan bu işlemi yapmadan doğrarsanız elinizden kayma ihtimali olabilir. Şimdi tencereye yaklaşık bir çorba kaşığı sıvı yağ ekliyoruz ve kavurma işlemine tenceredeki yağ ısındıktan sonra başlıyoruz. İlk önce biberleri ekliyoruz. Biberleri güzelce karıştırıyoruz. Biberlerimiz tencerede pişerken biz de domateslerimizi küçük küpler halinde doğrayabiliriz. Arzu ederseniz rende olarak da kullanabilirsiniz domatesi. Özellikle havalar soğuduğu ve hastalık mevsiminde maalesef başladığı için bu çorbayı evinizde sıklıkla tercih edebilirsiniz. Biberler yağda kavruldu ve koku gelmeye başladı. Bu noktada ince kıydığımız sarımsakları ve domatesleri ekliyoruz. Şimdi yaklaşık bir tatlı kaşığı domates salçamıza ilave ediyoruz. Bu sırada pişen tavuğumuzu süzüp suyuyla birlikte çorbaya ilave edeceğiz. İlk önce suyunu çorbaya ekliyoruz. Diğer tarafta 25-30 dakika haşladığımız tavuklarımızı çatalımızla kontrol ediyoruz ve içlerinin de piştiğinden emin olduktan sonra bir kenara alıp güzelce derilerini ve kemiklerini ayıklayıp çorbaya ekleyeceğimiz hale getiriyoruz. Eğer evinizde bütün tavuk pişirdiyseniz artan tavukları da bu çorbayı yaparken kullanabilirsiniz. Sadece bu çorbaya özel tavuk almanıza da gerek yok. Bu şekilde evinizdeki yemekleri de değerlendirmiş olursunuz. Ayıkladığımız tavukları çorbaya ilave ediyoruz. Daha sonra yaklaşık bir kahve fincanında tel şehriyeyi ekliyoruz. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz ilave edip çorbamızı lezzetlendiriyoruz. Damak zevkinize göre tuz ve karabiber ölçüsünü siz ayarlayabilirsiniz. Tel şehriyeler de çok ince yapıda olduğundan yaklaşık 3-4 dakikada çorbamız pişecektir ve servis etmek için hazır hale gelecektir. Bir tarafta çorbamız pişerken üstünde kullanacağımız maydanozları da incecik kıyıp bir servis tabağına alıyoruz. Çorbamız hazır. Siz de limon suyu ve ince kıyılmış maydanozla birlikte çorbanızı servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.